Al bakalım. Ha Çilekçim, şöyle sağlıklı besinler varken karnını niye bu abur cuburlarla doldurursun bilmem ki. Ver bakalım, yeter artık yediğin. Gülüzat da tamam bitiyor zaten. Çilek, bütün kavanozu bitirmek zorunda mısın? Hayır, değilim. Canım istiyor çünkü çok seviyorum. Çilek bak, bu kadar çok yersen alerji olacaksın. Yüzün böyle pıtır pıtır kabaracak. Ben de söylüyorum ama dinleyen var mı ki? Ne oluyor bakayım burada? Çilek Hanım yine çikolata krizine girdi baba. Kızım, sana sabah kahvaltısında bundan bu kadar fazla yeme demedim ben sana. Niye bunu ona veriyorsun? Ben ne yapayım Sadık Bey? Nereye saklasam buluyor. Her dakika peşinde dolanamam ya. Ver bakayım şunu. Ver şunu diyorum. Ya babayı. Bırak. Bana bak, bundan sonra sabah kahvaltısında ancak bir dilim yiyeceksin. Anlaşıldı mı? Bir dilim mi? Bir kavanoz mu? Bir dilim dedim, o kadar. Yeter canım, ne bu böyle? Sabah kahvaltısında bundan yiyorsun, akşam yemeğinde bundan yiyorsun, gece yatarken bundan yiyorsun. Baba, söylemedi deme. Okulda da bütün harçlığını çikolataya veriyor. Ha, doğru mu Çilek Hanım? O zaman bu çikolatadan vazgeçene kadar sana okul harçlığı vermeyeceğiz, anlaşıldı mı? Firuze, sen de bundan sonra bu kızın beslenme çantasına öyle abur cubur şeyler koyma, tamam mı? Faydalı şeyler koy. Yani çocuk doğru dürüst beslensin, meyve falan koy. Sanki başka bir şey koyuyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın hayatım. Bak aklında olsun, bir süre Çilek'e okul harçlığı vermeyeceğiz, tamam mı? Aa, niyeymiş? E bak. Çilek, yine mi kızım? Aa, servis geldi. Ben dişlerimi fırçalayıp geliyorum. Kızım. Hadi akşama görüşürüz. Güle güle çocuklar, iyi dersler. İşine gelmedi tabii. Of. Evet çocuklar, şimdi öğrendiğimiz meyveleri tekrarlıyoruz. Bilge, bu hangi meyve? Muz. Peki, Buket, bu hangi meyve? Elma öğretmenim. Çilek, bu hangi meyve? Çilek öğretmenim. Pekala. Sen söyler misin Osman, bu hangi meyve? Ayva öğretmenim. Pekala çocuklar, şimdi teneffüse çıkabilirsiniz. Derse döndüğümüzde öteki meyveleri tekrar hatırlayacağız. Çilek geliyor musun? Bir saniye. Çikolata mı getirdi? Hayır, artık beslenme çantam annemlerin kontrolünde. İçinde sadece elma ile mandalin var. İster misin? Teşekkür ederim. Hadi gel çıkalım. Kalabalık. Katil yenilir mi? Ha, tamam yenilir. İstemediğine emin misin? Hayır. Belli bir çikolata alacağım. Buket benim yanımda eve. Niye? Canım çekerdi onda. Sana da alırız. Olmaz. Annemle babam çok çikolata yiyorum diye bana yasak koydular. Günde bir tane yemeği öğrenene kadar bana bir daha harçlık vermeyeceklermiş. Ya, sence bu haksızlık değil mi? Bizimkiler de bunu tutuyor. Ama daha yasak koymadılar. Geldi. Benim biraz param var. Sana da çikolata ısmarlayabilirim. Sahi mi? Yok, bu olamaz. Niye? Ben bir daha ne zaman harçlık alacağımı bilmiyorum. Sana kısa zamanda borcunu ödeyemem. Sorun değil ki. Biz arkadaşız. Ben sana borç vermiyorum ki. Ismarlıyorum. Bir gün benim param olmaz. Sen bana çikolata alırsın. Sağ ol. Sen benim canım arkadaşımsın. Çilek nerede acaba? Bugün onu hiç görmedim. Sınıfındadır. Babamlar ona yasak koydular ya, birini de görüp çikolata canı çekmesin diye kendini sınıfa hapsetmiştir. Çocuğa yapılabilecek en kötü şey bence. Tamam, biz de çikolatayı çok seviyoruz. Ama Çilek aşırı yiyor. Neredeyse hasta olacak. Ne kadar mesela? Mesela Ramazan bayramında annemlerin aldığı 2 kilo çikolatayı bir gecede tek başına bitirmişti. O zaman sizinkiler biraz haklıymış. Çilek abla gel buraya. Evet. Ben şuraya. Çilek şimdi ben seni sileyim. Buraya gel. Ne oluyor burada çocuklar? Niye koşuyorsunuz?
odalarınıza gidin çocuklar. Seninle bu konuyu sonra konuşacağız. Seninle de görüşeceğiz Çilek. Epey geç olmuş. Çıkalım mı? Dur komutanım. Ya çıkalım mı dedim. Ay, çıkalım çıkalım. Benim de işim bitti zaten. Of. Neyse ki yarın hafta sonu. Rahat rahat dinleniriz. Aman amma yorulmuşum ya. Ya belli oluyor belli oluyor. Bana bak. Bak ne diyeceğim. Aklıma geldi. Hafta sonu... sana söylüyorum. Diyorum ki hafta sonu şöyle bir yerlere gitsek mi? Bir plan yapsak mı diyorum. Hava kötü olsun. O önemli değil. Süper fikir valla. Zaten bu sene kendimize gördüğün gibi hiç vakit ayıramadık. Evet. Yani en azından bir değişiklik olur. Hepimiz için çok iyi olur ya. Bence de. Ya o zaman ben Betüş'le konuşayım tamam mı? Şöyle güzel bir plan yapalım ha? Tamam. Biraz ben de Eda'yla konuşayım. Tamam. Hadi toparlanalım. Hadi toparlanalım. Ben yüzümü yıkayıp geliyorum. Sonra çıkarız. Hadi. Böyle şeyler giymek bana da yakışmaz mı sanki? Vallahi billahi da yakıştı. Çocuklar geldi. Beni bu halde görmemeleri lazım. Geldim. Annenle babam geldiyse ben sana göstereceğim. Aa şuna bak tafra yapıyor. Geldim. Geldim çocuklar. Geldim 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 geldim. Hoş geldiniz. Firuze abla babam geldi mi? Hayır. Betüş. O da gelmedi. Ne oluyor yine? Ya tamam abi uzatma. Hayır uzatacağım. Bırak uzatsın domuz. Ben de onun Tuğçe'yle el ele tutuştuğunu söylerim. Hele bir söyle. Ya ne oluyor Allah aşkınıza? Sıkıyorsa söyle abi. Senden mi korkacağım be? Hanımefendi bugün yine çikolata yedi. Vay canına nereden buldun Çilek? Buket aldı. Abi yarın Tuğçe'yle buluşamayacaksın. Sen de Buket'le tiyatroya gidemeyeceksin. Firuze abla ben banyodayım. Şuna bak ya. Hep su işlerim güçlü. Demek yarın tek cezasız ben olacağım. Ve Kerem'le baş başa dışarı çıkacağım. İçinde baş başa geçen bir cümle kurduğunu babama söyleyeceğim. Merak etme. Sana uygun bir ceza bulur elbet. Sen çok biliyorsun abi. Aa burnumu sıktı ya. Vurma. Bak bunu çok kötü yaparım. Seni kötü. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya yakalayacağım seni. Gel, ben her gel. Gün bu manzarayı görmekten bıkıyor muyum? Yoksa bu kargaşayı seviyor muyum? Bu evi, bu çocukları özler miyim? Bir yalının hanımı olmaya değişebilir miyim? Hiç sanmıyorum. Hayret bir şey ya. Bu evde herkes aklını benim çikolata sevmemle bozmuş. Yiyeceğim işte. Elime zincir vursalar da yiyeceğim. Benim sihirlerim var. Kimse bana engel olamaz. Hatta keşke şu musluğu sihirlesem de içinden sıcacık çikolata aksa. Ağzımı dayasam, kana kana yalasam. Niye olmasın? İşte aslan icadı. Dadadadam. Artık bu evde kimseler yokken bu musluğu sihirleyeceğim. Hayatım merhaba. Ah. Ne zamanlama değil mi? Aynı anda geldik. Ya evet hayatım tesadüf oldu. Ne oldu? Neyin var senin? Bir acelem var gibi. Evet şey çok sıkıştım. Öyle mi? Hadi sen bir an önce çık banyoya gir. Tamam canım. Aa, Sadıkçığım unutmadan sana şey söyleyecektim. Hafta sonu acaba Ankara'ya gidebilir miyiz? Bir düğüne davetliyiz de. Aa, neden olmazı tabii gidebiliriz. Zaten biz de Yavuz'la şöyle değişik bir şeyler planlayalım diyorduk. Aa, harika. Bu gidebiliriz demek. Ay, sen git de ben bir çocuklarla konuşayım. Çocukla. Aa, aa.
ne yapıyorsunuz bakayım? Aa, bir dakika, dur kalk oraya. Ayağa kalkın diyorum size. Çabuk. Aa, bak hala vuruyor. Durun. Utanmıyor musunuz? Kocaman çocuklar oldunuz ya. Ayıp değil mi size? Ha? Çilek ne yapıyorsun? Bak Çilek, şimdi çok işim var. Seninle sonra konuşacağız, anladın mı? Yoksa bana bir ceza mı vereceksin? Öyle de denilebilir. Yarın bir düğüne gideceğiz. Ve sen orada herkese çikolata dağıtacaksın. Ama kendin bir tane bile yemeyeceksin. Şimdi işim var, tamam mı? Bunu sonra konuşacağız.